Merhaba bilgi sebebi takipçileri. Bu videoda sizlere İzmir kumru yapımını tarif etmeye çalışacağım. Tabii biz evdeki olanaklarla, evdeki malzemelerle yapacağız. Malzemelerimiz salam, sosis, kaşar peyniri ve sandviç ekmek veya kumru ekmeği de temin edebilirsiniz. Kumru ekmeği de olur. Eğer bunların hiçbiri yoksa, ekmekten bahsediyorum tabii ki, normal fırın ekmeği de olur. Evet arkadaşlar, şimdi doğrama işlemine geçeceğim. Öncelikle salamlarımı, sosislerimi doğrayacağım. Daha sonra en son kaşar peynirini kullanacağız. Bunları ızgara şeklinde kızartıp servis edeceğiz. Evet, şimdi öncelikle malzemelerimizi doğramakla başlayalım. Öncelikle salamlarımızı şöyle boydan boya ince bir şekilde doğruyoruz. Şu şekilde. Bunu da doğrayacağım şimdi. Mümkün olduğu kadar ince doğramaya çalışın. Böyle yatay bir şekilde de rahat doğrayabilirsiniz. İlk dilimler problem olmuyor. Ama salamın bütünlüğü bozuldukça kendi kendine sağa sola kıvrıldığı için. Evet arkadaşlar, salamlarımızın tamamını doğradık. Şimdi bunları ince ince doğramaya geldi sıra. Evet, salamları şu şekilde uzun uzun kesiyoruz. Şu şekilde ideal. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bütün salamları doğruyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sosisleri de şu şekilde önce ikiye, daha sonra da şu şekilde boydan boya ince bir şekilde doğruyoruz. Bu arada şöyle bir parmak sucukla bu kumruya yeter. Az önce malzemeleri de saymayı unuttum. Sosislerimizi de bu şekilde doğruyoruz. Daha sonra sucukla doğrayacağız. Ve pişirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bir adet de sucuğu isterseniz halka halka doğrayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde önce ortadan ikiye kesip daha sonra boydan boya kesebilirsiniz. Ben görsel olarak farklılık olmaması için aynı salam ve sosisi doğradığım gibi sucuğu da yine boydan boya ince dilimler halinde boydan boya kesiyorum. Evet, şu şekilde. Tercih size kalmış. İster acılı, ister acısız, ister çok baharatlı sucuk tercih edebilirsiniz. Yine salam ve sosiste de bu şekilde istediğiniz salam ya da sos tercih edebilirsiniz. Bir dipnot. Bu işletmelerde yediğimiz, yani kumrucularda falan yediğimiz kumrularda kullanılan salam, sos ve sucuklar en ucuz salam ve sucuklar. İstisnai çok az işletme gerçekten pahalı ürünler kullanıyor, yani kaliteli ürün kullanıyor. Onların sanıyorum böyle lezzetli olmasının sebebi de ucuz malzemeden yapılıyor olması sanırım. Evet arkadaşlar, kaşarı da şu şekilde doğradık ince. Fazla da ince değil tabii ki. Yani bunları kızartacağımız için, eğer çok ince yaparsak
ızgaranın üzerine yapışıp kalacaktır. O yüzden biraz daha kalın, yani ortalama 5 mm, 6 mm kalınlığında olması yeterli. Evet, şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sıra pişirme işleminde. Önce ızgaramızı en yüksek dereceye ayarlıyoruz. 220 derece. Evet. Biraz tereyağı. Izgaranın üzerine, hatta şunun üzerindeki de biraz erisin oraya. Izgaramızın üzerine biraz tereyağı şöyle. Biraz da diğer tarafına. Şöyle öncelikle salam ve sosislerimizi şu şekilde ızgaramızın üzerine yayıyoruz. Yağın da şöyle sağa sola dağılması için yine sosisleri kullanabilirsiniz, salamları kullanabilirsiniz. Bu şekilde ızgaramızın üzerine yerleştiriyoruz. Şuradan biraz aydınlatma yapalım. Zaten salam, sosis, bunlar hızlı pişen ürünler. Kısa sürede kızaracaklardır. Arzu ettiğiniz şekilde pişirebilirsiniz. Evet, ben bunları pişiriyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, sosis ve salamlar kızarmaya başladı. Sucukları, bunlar pişmeye yakın koyuyorum ki sucuklar da yağını fazla salmadan ızgaranın üstünden alabilirim. Ekmekleri de şuraya dizdim ki onlar da ısınsınlar yavaş yavaş. Çünkü birazdan ızgaradan bunları alırken ekmekleri de biraz kızartacağım. Bu şekilde servis yapacağız. Bu arada arkadaşlar, kornişon turşu ya da biber turşusu, onlardan da hazırlayabilirsiniz servis için. Yani şimdi kornişon salatalı turşusundan ayarlayacağım. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş ekmeklerimizi sıkıyoruz. Ekmekler şurada ısınırsın. Kaşarları şöyle yerleştiriyoruz. Kaşarları çok kısa sürede, bakın buna dikkat etmezseniz ızgaraya yapışır. Ve çok kısa sürede, hemen hızlı hızlı ve derhal ekmeğin içerisine atıyoruz. Dilerseniz kaşarı bunu şöyle servis yapacağım. Arkadaşlar, bu şekilde buradan bir parça, iki parça sucuk, geri kalanını da bu şekilde salam ve sosisle besliyoruz. Ekmekler küçük olduğu için
Bunun kapasitesi düşük olacak tabii ki. Kornişon salataları da görmüş olduğunuz gibi şöyle dilimlerseniz ekmek arası yapmak kolay olacaktır. Arzuya göre dilerseniz ketçap ve mayonez de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Onun ikisi bir porsiyon. Herkese afiyet olsun. Şu şekilde şöyle iç kısmını bir daha gösterelim. Hatta biraz daha malzeme koyalım. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakından gösterelim size. Evet. Izgaranın üzerine biraz daha kızardıktan sonra artık tüketilmeye hazır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı, güzel günler dileriz. Afiyet olsun.